Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakarak neyi bulacağız hocam? Savunulan görüşü bulacağız. Hadi bakalım. La matriye göre insanda bedenden ayrı ve maddi yapıda olmayan bir ruhun varlığını kabul etmeye gerek yoktur. İnsan doğa denen ve makine gibi işleyen büyük bir bütünün parçasıdır. ruhsal olaylar biyolojik, organik olaylara indirgenebilir. Yani her şey maddi bir yapıdadır. Ruh bile maddenin hocam yansımasıdır. Her şey maddidir ki zaten La Materia nedir hocam? Materyalist bir filozoftur. Şimdi şıklara bakalım. Evren bilinemez ve açıklanamaz dedi mi? Hayır. Madde bir değil çok mu dedi mi? Hayır çok demedi. Peki var olmak algılanmış olmaktır sözü Lamatri'ye ait midir? Değildir hocam. Bu Berkeley'in sözüdür. Ele gitsin. Var olan her şey bir amaca göre şekillenir. İdealist bir bakış açısı var mı Lamatri'ye Yoktur hocam. Peki ruh bedenin bir türevidir, bir yansımasıdır, ruh da bir maddedir dedi mi? Dedi. O halde cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız ve savunulan görüşü bulacağız. Parçaya bakıyoruz. İnsan zihninde doğan kuruntu ve hayaller bile empirik olarak gözlenebilen maddi temellere dayanan maddi hayat sürecinin sonucudur. Bundan ötürü ahlak, din, metafizik ve onlara karşılık gelen bilinç formları bütün bağımsız görüşlerini kaybederler. Yani var olan her şey maddidir, maddi yapıdadır. Zaten her şey maddi yapının türevidir. Onun dışında bağımsız görüşlerini kaybeder diyor. Şimdi bunu bulalım. A şıkkı, asıl varlık maddedir. Düşünce bile maddenin uzantısı mıdır? Evet hocam, o halde cevap net olarak A şıkkıdır diyelim. Diğer şıkları da elemiş olalım. Bu soruda bize direkt olarak bir filozof sorulmuş. Bakalım hangi filozof sorulmuş? Evren atomlardan meydana gelmiştir. Atomu gördüğümüz her yerde gitmemiz gereken filozof Demokritos'dur. Cevap net olarak C şıkkıdır. Bu soruda Platon'un görüşleri verilmiş ve Platon'un görüşlerinden dolayı ne olarak nitelendirilebileceği sorulmuş. Öncelikle görüşlerine bakalım. Evrendeki varlıkların en üstünde bir adı verilen tanrısal ışık vardır. En altta ise tanrısal ışıktan yoksun olan madde yer alır. Yani en üstte bir var. En aşağıda ne var hocam? Maddenin kendisi var. Maddede yazmış olalım ve devam edelim. Doğadaki her şeyde tanrısal ışıktan yansıma vardır. Ruh da bu ışıktan pay almıştır. Tanrısal ışığa en uzak olanlar toprak gibi maddelerdir. Yani madde önemsenmemekte, bir önemsenmektedir. Ulaşılması gereken hedef budur. Bir tanrı olduğuna göre bu kişi idealist bir filozoftur. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda Hegel'in görüşleri verilmiş ve Hegel bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır demiş. Parçaya bakıyorum. Hegel'e göre her şey üç aşamalı bir gelişme sonucunda gerçekleşir. Örneğin çiçek, çiçeğin yok olması, meyve. Çiçek meyvenin ortaya çıkmasına yol açar ama meyvenin ortaya çıkması için çiçeğin yok olması, ortadan kalkması gerekir. Demek ki her olmakta olan şey hem var olan hem de yok olan şeydir. Yani Hegel neden bahsediyor? Diyalektik süreçten bahsediyor. Diyalektik sürecin 3 temel aşaması vardır. Tez, antitez ve sentezdir. Peki tez nedir hocam burada? çiçeğin kendisidir hocam. Peki antitezi nedir? Çiçeğin kendi varlığına son vermesi yani çiçeğin ortadan kalkması gerekir ki ne olabilsin? Meyve var olabilsin. Ve bu süreç değerli arkadaşım sürekli tekrar eden bir süreçtir. Ve bunlar arasında ne vardır? Bir birlik vardır, bir değişim, bir dönüşüm vardır. O halde bunun savunduğu yani Hegel'in savunduğu görüş nedir? Karşıtların birliğidir ya da diyalektik İdealizmdir. Ancak parçada ne var? Sadece karşıtların birliği var. Karşıtların değişim dönüşümü var. Cevabımız beşikidir. Bu sorumuz Descartes'le ilgili bir soru. Descartes'in varlık görüşü sorulmuş. Bakalım varlık görüşüyle ilgili ne söylenebilir? Descartes zihinde bazı şeyler olduğundan ve kendisinin de bunları düşündüğünden emindir. Fakat zihnindeki bu şeylerin nesnel bir dünyaya karşılık olduğundan, onları uygun şekilde yansıttığından emin değildir. Bu görüşünde Descartes öznenin varlığını tasdik etmiş, nesnenin değil. Şimdi ne söyleyebiliriz? Bilin içeriklerinin dış dünyada bir karşılığının bulunduğundan kuşku duymuş mudur hocam? Evet, duymuştur. Çünkü diyor ki ben zihnimden eminim. Yani zihinde bir şeyler var, bilinçte bir şeyler var. Bundan kuşkum yok. Ama bu bilinç içeriklerinin, zihin içeriklerinin dış dünyada, nesnel dünyada var olduğundan kuşku duyuyorum. Emin değilim diyor. O yüzden cevap net olarak A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş parça bakıyorum. Dünyada kafamızın içinde uçuşan tasarımlar önemli değildir. Önemli olan bir şeyin var olarak karşımızda durmasıdır. Örneğin şu an denize bakıyorum. Deniz benim karşımda var. Duyularımla onu rahatlıkla algılıyorum. Gerçek dünyada karşılıklı olarak bir arada bulunuyoruz. Yani bir şey eğer var olacaksa gerçekte benim karşımda durmalı, gözlemlemeliyim, dokunmalıyım, duyu organlarıyla bunu algılamalıyım. O halde var olan şey maddi gerçekliktir. Zihinde var olan değildir diyecek biz de bunu şıklarda bulacağız. A şıkkı idealar Gerçekliği oluşturur mu? Bu idealistlerin görüşüdür. Halbuki parça neyi savunuyor? Matalistlerin görüşlerini savunuyor. Ele gitsin. Somut olanın bir değeri yok mudur? Kesinlikle vardır hocam. Dış dünya algılayandan bağımsız olarak var mıdır? Vardır. Zihnimize bağımlı değildir. Deniz var olmak için bana bağlı değildir. O var. O var olduğu için ben algılıyorum. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Diğer şıklara da bakalım. Evrende olup bitenler belli yasaya bağlıdır. Anlatılmaya çalışan bu mu? Hayır hocam. Evrendeki olaylar ve nesneler anlamlandırılamaz mı? Anlamlandırılabilir. Yani isimlendirilebilir, anlamlandırılabilir. Yalnız onları biz duyu organlarıyla algılarız. Zihinsel tasarımlarla değil cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada bir görüş verilmiş ve bu görüşün karşı tezini bizden istiyor. Bakalım şimdi parçamıza. Bu dünyadaki hiçbir şey olduğu gibi durmaz. Her şey ama her şey değişir. Yok oluncaya kadar şeyler farklı yollardan varlığa gelirler. Var oldukları süre boyunca iki an yoktur ki birbiriyle aynı olsun. Evrendeki her şey böyledir. Evrenin kendisi bu şekildedir. Şeyler dediklerimizde gerçekten hiçbir zaman duran nesneler değildir. Parçada savunulan tez nedir hocam? Değişimin kendisidir. Peki ben bunun karşı halini bulacaksam neyi bulacağım? Durağanlığı bulacağım. Şimdi bulmaya çalışayım o halde. A evrende sürekli değişim yaşanmaktadır. Karşı tez olur mu? Hayır benim tezimi onaylamış olur. Ele gitsin. Peki evrende karşıtlığın birliği ilkesi geçerli midir? Bu değişime göre geçerlidir. Dolayısıyla beni destekliyor. Bu benim karşı tezim değil. Evren sonsuz büyüklüktedir. Bu karşı tezim değildir. Evrende bir değişim olduğunu düşünmek yanılgıdan ibarettir. Çünkü evrende değişim yoktur. Bu benim karşı tezimdir. Cevabım da D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve bu parçada savunulan görüşü soruyor bize. Parçaya bakalım. Toprağa atılan bir tohum hem tohum olmak hem de bitki olma eğilimidir tohum kendini yok edecek olan karşıtını da içinde taşır. Taşıdığı bu çatışan güçler sonunda onun bitki durumuna gelerek yok olmasına neden olur. Bu ilerleyiş yeryüzünde her şey için geçerlidir. Yani bu ilerleyiş, bu değişim neyle açıklanır? Diyalektikle açıklanır. Diyalektiğin tez, antitez ve sentez gibi aşamaları var. Burada duranlık yoktur. Sürekli aynı şekilde tez, antitez, sentez şeklinde devam eden bir değişim var. Peki bunu neden söyledik? Bu değişim değerli arkadaşım karşıtını da zıttını da içinde barındırır. Yani eğer tohum bitki olacaksa bitki olma olanını da kendi içinde taşır. Tohum yok olacak ki bitki var olabilsin. Peki bu değişim nasıl bir değişimdir? anlamlı bir değişimdir ve birliktelik içinde olan bir değişimdir. Yani başı boş olan, rastgele yaşanan bir değişim değildir. Bir düzenli değişimdir ve buradaki değişime karşıtlığa biz ne diyoruz? Diyalektik diyoruz. Şimdi şıklara bir bakalım. Varlık bireyin algılamasına bağlıdır. Hayır ondan bağımsızdır evrende bir değişim olduğunu düşünmek yanılgıdan ibarettir. Hayır evrende büyük bir değişim vardır ve her an yaşanmaktadır. Varlık diye bir şey söz konusu değildir. Varlık vardır ve varlık değişimdir hocam. Evrendeki değişme karşıtların çatışmasından doğar. Yani tohumdan bitkiye dönüşüm karşıtların çatışmasından mı meydana gelir? Evet hocam o halde cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Hursel'in kullandığı yöntem sorulmuş. Değerli arkadaşım Hursel'in kullandığı bir yöntem var. Onun ismi de net olarak paranteze almadır. Hursel'i gördüğün her yerde adına gelmenizini istediğim en önemli şey öz kavramıdır. Yani fenomenlerin içinde saklı olan özü bulmak için ne yapacağız? Paranteze alma yöntemini kullanıyoruz. O halde Hursel dediğimizde aklımıza öz geliyor, paranteze alma geliyor. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu sorumuzda bir parça verilmiş. Parçayı okuyacağız ve parçada aşağıdakilerden hangisi söylenemez onu bulacağız. Parçaya bakalım. Nesneleri düşünceler olarak tanırız. Nesneler düşünceden başka bir şey olamazlar. Çünkü duyumlar katışıksız düşüncelerdir. Kendisiyle ilgili edindiğimiz düşünceler dışında maddi herhangi bir şey yoktur duyumsal şeylerin bir anlayış gücünden başka bir yerde var olmayacakları apaçıktır. Bu bakımdan nesnelerin özü algılanmış olmalarından başka bir şey değildir. Bu parça hangi görüşü savunmaktadır? İdealizme arkadaşım yazalım. İdealizmi savunmaktadır. Yani her şeyin temelinde düşünce olduğunu savunmaktadır. O halde bu parça neyi savunmaz? Materyalizmi ve maddeyi savunmaz. Bakalım şimdi. İdealist bir görüş müdür? Evet hocam. Realist bir bakış açısına sahip midir? Gerçekçi bir bakış açısına sahip midir? Yani düşünceden bağımsız bir bakış açısına sahip midir? Değildir hocam. Peki Berkeley tarafından savunmuş mudur? Evet Berkeley ne der? Var olmak algılanmış olmaktır. Devam edelim. Varlığın bireyin algılanmasına bağlı olduğunu öne sürer mi? Sürer. Asıl olan nesne midir? Öznedir hocam. Burada da özne olduğu söylenmiş. O halde cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda varlıkla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır diye sorulmuş. Parçamıza bakalım. Aşağı giden yol yukarı giden yol ile artı eksi ile yaşam ölümle Büyük küçüklükle iyi kötüyle var olabiliyor. Yukarı çıktıkça aşağıdan iyi oldukça kötülükten, güzelleştikçe çirkinlikten uzaklaşıyoruz. Ama hala güzel olmak için çirkinliğe, iyi olmak için kötülüğe, yukarıya çıkmak için aşağıya ihtiyacımız vardır. Yani ne söyleniyor? Söylendiği şey şudur hocam. Zıttıklar birlikte varlardır. Birbirinin değişimine, birbirinin karşılığına ihtiyaç var diyor. O halde varsa zıttıkların birliğini alırım. O halde zıttıkların birliği ve çatışmasından bahsediyorsam diyalektiği alırım. Ama parantezi almayı alamam. Cevap 1 ve 3'tür. Cevabımız D şıkkıdır.